Değerli izleyicilerimiz, Kanlıatmış Televizyon olarak Ankara'mızdan merhabalar. Ankara'mızda siz değerli izleyicilerimize, hemşerilerimize, büyüklerimize, Tokat için değer üretenleri, Tokat için yanıp tutuşanları ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bizler Ankara'ya geldiğimizde Kanlıatmış Televizyon olarak bizleri misafir eden, Ankara'da hiçbir şekilde bakıldığı takdirde gelen Tokatlıların işlerine derman olmaya çalışan, aslına bakarsanız Ankara'da bilinen ama kimi insanların Tokatlı bilmediği, abi bildiği, büyük bildiği, başarılı bir bürokrat bildiği Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Karadağ'la beraberiz. Erdoğan Karadağ Tokat'ımızdan AK Parti milletvekili aday adaylığı için müracaatını yaptı. Kanlıatmış Televizyon olarak kendisine hem hayırlı olsun diyeceğiz hem de aday adaylık sürecini beraber değerlendireceğiz. Sevgili başkanım, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hem Tokat'ımıza hem de şahsınıza, ailenize güzellikler getirsin diyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Ankara'ya kadar geldiniz ve gelişinizle beraber yine bizi ziyaret etme nezaketinde bulundunuz. Bildiğiniz üzere çarşamba günü için Ankara'dan büyük bir konvoyla yine buradaki gönüldaşlarla beraber, bizi seven insanlarla beraber büyük bir konvoyla Tokat'ımıza intikal ettik ve Tokat'ta malum daha önceki haberlerinizde de zaten hemşehrilerimiz bunu izlemişlerdir. Yoğun bir katılım ve oradaki hemşehrilerimizin bizi bağrına basmasıyla ilgili o sıcaklıkla beraber Tokat'ımızın içerisinde kısa bir turla beraber il başkanlığımıza müracaatımızı yaparak kabulle ilgili olarak evrakımız kendimize tevdi edildi. İnşallah bundan sonraki süreci bekliyoruz. Cenab-ı Allah eğer böyle bir aday adaylığını nasip etti, bundan sonraki kısmında da adaylık sürecini nasip ederse, ya da şöyle söyleyelim, Tokatlı hemşehrilerimiz bize eğer vekilliklerini verirlerse, vekillik bizi vekil olarak meclislerine gönderirlerse, biz onlara layık, onları temsil edebilecek bir vekil olarak onların her zaman hizmetinde ve hizmetkarında olacağımızı beyan edebiliriz yani. Sayın Başkanım, biz belli bir zamanlar ziyaretinize geldik. Belli bir zamanlar bakıldığı zaman, başkanım şöyle şöyle bir konu var dediğimizde, siz buradaki gücünüzü ciddi ciddi seferber ettiniz. Biz sizlerin makamına ziyarete geldiğimizde bir Tokatlı'nın sorunlu çözümüyle alakalı ilgilendiğinizi yakından gördük. Sizler tapu kadastrodan geliyorsunuz. Evet. Belediye başkan yardımcılığından geliyorsunuz. Mamak'la alakalı bugün sizden önce ve sizden sonrasıyla alakalı çok ciddi değişiklikler var. Gelişmeler var, yenilenmeler var. Aslında bakarsanız çok ciddi bir kentsel dönüşüm uygulamalarınız var orada. Değiştirmişsiniz Mama. Bu tecrübelerinizden bahsedelim. Erdoğan Karadağ bugün Tokat milletvekili adayı adaydı ama durduk yere olmadı. Kendisine çok ciddi anlamda güveniyor. Geçmişiyle alakalı çok ciddi referansları var ve Tokat'a çok yakın bir isim. Yıllardır Tokat'ta, hemen hemen belli bir zamanlarda biz Erdoğan Karadağ'ı görüyoruz. Burada da Tokatlı sivil toplum örgütlerine ben o dönemde sormuştum. Kim dediğimde direkt olarak Erdoğan Karadağ'ın ismini öne çıkartıyorlar ve Erdoğan Başkan eğer Ankara'da milletvekilimiz olursa hem Tokat'ın, ama Ankara'daki Tokatların Türkiye'deki Tokatların da milletvekili olur anlamında ben ifadelerini çok sık buldum. Kısaca Erdoğan Karadağ nereden nereye gelmiştir? Hüseyin Bey, konu şöyle. Malum söylediniz, zaten ben Tapu Kadastro'da, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 küsür yıllık bir hizmetimden sonra Mamak Belediye Başkan Yardımcılığında göreve başladım. Tokat aşkı bizim zaten hep var içimizde. Kadastro yıllarında da görev yaptığım süre içerisinde o yıllarda hep bunu zaman zaman da anlatırım. İşlemler hep nüfus kağıdına göre, nüfus cüzdanına göre olduğu için elime aldığımda doğum yerinin Tokat olduğunu gördüğüm andan itibaren gönlümde ve odamda farklı bir yeri, bir konumu oldu her zaman Tokatlıların. Tabii bu belki de şuradan kaynaklandı. Yani içimizde bir uhde oldu. Ben de yıllarca Ankara'da bürokrasideyim. Yani sıcak bir karşılama görmedi Tokatlılar.
candan bir kucaklayan insan görmedi Tokatlılar. Zaman zaman sayın vekillerimizle görüşemedi Tokatlılar. Dolayısıyla belki ben de bürokraside olmam nedeniyle ben de aynı tecrübelerden geçtim. Benim de görüşemediğim, benim de istediklerimin olmadığı zamanlar oldu. Tabii bu eksikliği gidermek adına biz de böyle bir, belki de bu doğal olarak Tokatlılara karşı, hemşehrilerimize karşı bu içgüdü kendiliğinden oluştu. Şükürler olsun, kadastrodaki hizmetimizden sonra 2009 yılında Mamak Belediyesi'nde Sayın Başkan'ın bu görevi bize tevdi etmesiyle beraber 2009 yılının Nisan ayıydı tahmin ediyorum. Nisan ayında bu göreve başladık. Bizim buradaki avantajımız şuydu. Biz mülkiyet kökenli olmamız nedeniyle, kadastrocu olmamız nedeniyle Mamak'ın problemlerini zaten Mamak Kadastro Müdürlüğü'nde görevim vardı. Zaten Mamak'ı çok iyi tanıyorduk. Aha, işin aslı şu tabii, ben Ankara'yı da çok iyi tanıyan bir insanım. Dolayısıyla bu bize bir avantaj sağladı. Bu bilgi ve donanımımızı Mamak Belediye'mizin sorunlarıyla ilgili, çözümüyle ilgili, neler yapılabilirizle ilgili, nerede ne yapılabilir, hangi projeyi nereye koyabiliriz. Ama tabii şöyle bir olay da var. O tarih itibariyle göreve başladığımızda da tabii bütçe imkanları malum basından falan da görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Çok zordu. Çok zor, kıt imkanlarla bu işleri başladık ama öyle bir projeler yarattık ki bugün yeni Mamak diye konuşuluyor, biliyorsunuz. Yeni Mamak bugün sadece Ankara'da değil Türkiye'de konuşuluyor. Bu konuşmaların altında, Mamak'ta yapmış olduğumuz bu projelerin altında, bir hemşeriniz olarak bunların tamamının altında benim de imzamın olduğunu çok açık olarak beyan edebilirim. Tabii Türkiye'nin en iyi kentsel dönüşüm uygulayan belediyesi konumundayız şu anda. Dolayısıyla bu anlamda da bir Mamak modelinden bahsedilir kentsel dönüşümle ilgili olarak. Bugün yurt dışından gelen Başbakanlığımıza TİKA tarafından bunlar hep yürütülür, bu çalışmalar. Yurt dışından gelen tüm yabancı heyetler model incelemek üzere gelecekse Mamak Belediyesi'ne ve dolayısıyla hemşehriniz Erdoğan Karadağ gelir. Biz de Mamak'ta yaptığımız bu dönüşümü, değişimi, tüm tecrübelerimizi yurt dışındaki gelen konuklarımıza da anlatırız. Ki zaten bugün Mamak'ın girişinden itibaren baktığınızda, gördüğünüzde, göreve geldiğimizde Ankara'nın en fazla gece kondusuna sahip olan Mamak ve bugüne kadar hep çöpüyle, efendime söyleyeyim, askeri hapishanesiyle anılmış ve bizim bile zaman zaman nerede oturuyorsunuz dedik, sorduklarında Mamak demekte tereddüt ettiğimiz bir Mamak bugün yeni Mamak olmuş. Ankara'nın yıldızı Mamak diye konuşuluyor ve şükürler olsun burada bir hemşehrinizin büyük katkıları var. Ya buradan şuna gelmek lazım. Biz Mamak modelinin eğer bir kısmını bile, tamamını demiyorum bakın, bir kısmını bile eğer Tokat'ımıza aktarabilirsek zaten Tokat'ımızın Türkiye üzerindeki, Türkiye'de tanınırlığı belli bir yere gelecektir. Bu bilgi ve birikimle biz bunu da sağlayacak durumdayız. Ayrıca şöyle bir olay da var, biliyorsunuz. Malum milletvekilleri, yeni milletvekillerimiz olduğu zaman, Ankara'yı bilmeyen, bürokrasiyi bilmeyen milletvekillerimiz olduğu zaman 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 hep şunu söylerler. Ya derler ki zaman çok kısa, işte malum seçimden seçime çok kısa. Ya biz işte Ankara'yı tanıyana kadar ya da bürokrasiyi biz tanıyana kadar zaman bitti, ne yapalım kardeşim derler. Bizim böyle bir mazeretimiz yok. Biz çünkü Ankara'yı çok iyi tanıyoruz. Bürokrasiyi çok iyi tanıyoruz. Hangi kurumlardan, hangi kurumda kimlerle irtibata geçeceğimizi çok iyi tanıyoruz. Dolayısıyla buradan yapılan görüşmeler ve yapacağımız görüşmelerle direkt belki de nokta vuruşu diyelim bunun adına isterseniz. Bunları yapmak suretiyle devletten aktarılması gereken Tokat'ımıza, bugüne kadar hep konuşuruz Tokat'ımız işte şu nedenle geri kaldı, bu nedenle geri kaldı, göç verdi, göç veriyor olayını. Gayemiz bu olmalı, Tokat'ımızı layık olduğu yere, tabii ki bu devlet bütçesiyle olacak, bir belediye mantığıyla tabii olmayacak ama başta şu anda bu enerji var. Sayın Tokat Belediye Başkanımız da bu konuda çok enerjik bir insan. Halkın da büyük bir teveccühü var. Zaten bir ekip işidir bu işler. Eğer bu ekip işi oluşturulabilirse belediye başkanıyla beraber, milletvekilleriyle beraber bu işin üstesinden Allah'ın izniyle gelebiliriz. Ama önemli olan bir şey var. Biz milletvekili aday adayız. Oluruz ya da olmayız, hiç önemli değil.
Eğer bizim olmadığımız bir zaman bile olursa milletvekilliği ile ilgili olarak şuna dikkat edilmeli bence. Milletvekillerimiz işte AK Parti'mizin şu anda Tokat'ımızın 5 tane milletvekili var. Bunun 3 tanesi bizim partimizin milletvekilleri. Yeni gelecek ekipte milletvekillerimiz aynı noktada birleşebilmeli. Aynı oturdukları bir sofrada beraber yemek yiyebilmeliler ve Tokat için bir yatırım, bir işe girişilecekse de o kapıya aynı anda beraber gitmeliler ki güçlü olduğumuzu hissettirebilelim ve istediğimizi Tokat'a gönderebilelim. Sayın Başkanım, şimdi Tokat'la alakalı konuşacağım ben, zamanımız var. Biz şahsınızı ziyarete geldiğimizde, geçen hafta değil ondan önceki hafta, diğer belediye başkan yardımcılarımızla beraber bir toplantı içerisine katıldık. Orada sizin sosyal yönünüzden çok ciddi anlamda bahsedildi. Bizler eğer Mamak'ta bir şey olacağı zaman %100 anlamda doğru bilsek dahi biz Erdoğan Başkan'dan bir onay almamız gerekiyor. Çünkü Erdoğan Başkan'ın tecrübesi ve insanlarla alakalı toplumsal, çünkü Erdoğan Başkan bireysel karar vermez. Genel tutum içerisinde karar vermez. Hisleriyle değil, projeci bir başkan ve toplumun genelini kucaklayacak projelere genel olarak imza atar. Sözü bana geldi. Ben çok mutlu oldum. Ve şunu söylediler bana. Ya dediler, tamam Erdoğan Başkan Tokat milletvekili adaya dayan ama inşallah olmaz da Mamak devam eder. Ben de onlara şunu söyledim. Ya niye şey yapıyorsunuz? Mamak'ın da milletvekilimiz olur. Biz hem Mamak'tan hem Tokat'tan milletvekili olarak istiyoruz dediğimizde. Şimdi oradaki iş tecrübenizi ve de toplumsal kucaklayışınızı, sosyal yönünüzle alakalı bu takdiri ben değerli izleyicilerimize paylaşmak istedim. Çünkü Tokat'a gidildiği takdirde evet bir kucaklayıcı bir milletvekiline Tokat'ın ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani tek yönlü değil, genel kucaklayan. Sadece AK Parti'den seçildiği için AK Partilere hizmet eden değil, Tokat'ın 630 bin nüfusuyla dışarıdaki 1 milyon 750 bin Tokatlı, çok büyük büyük çünkü, 1 milyon 750 bin Tokatlı'ya 5 buradan, 2 tane İstanbul'umuzdan var 7, 1 tane de Düzce'den var biliyorsunuz. 8 tane Türkiye genelinde Tokat kökenli milletvekilimiz var. Ama 24 saat çalışan, sistemini kuran, genelini kucaklayacak milletvekillerimiz de Tokatlar arzu ediyor. Bu yönünüzle alakalı Mamak'ta neler yaptınız? Ve bu insanlar niye sizi halen Mamak'ta tutmak istiyor? Şimdi Hüseyin Bey, konu şu. Biz hiçbir zaman insanların fikri görüşüne bakmadık. Bu hemşehrilerimiz de böyle oldu, Mamaklılar da böyle oldu. Yani bizim için önce insan olması yeterliydi. Hemşehrilerimizden farklı düşüncede, farklı partide olanlar da bize geldi. Ama şunu sormadık, sen hangi partilisin, düşüncen nedir, fikrin nedir? Biz direkt şunu söyledik, gelir gelmez kapımızdan içeriye girdiği saatten, dakikadan itibaren makamımızdan kalktık, yarı yolda karşıladık, kucakladık ve direkt işini sorduk. İşin nedir? Problemin nedir, nasıl çözebiliriz'i konuştuk. Dolayısıyla benim bu kadar zamanlık süre içerisinde insanların fikriyle ilgili ve düşünceleriyle ilgili olarak hiçbir düşüncem olmadı. Sadece hemşehrilerim Tokatlı olmaları, eğer darda kalmışsa ki, işi olmuşsa ki bize gelmişlerdir, işlerinin çözümüyle ilgili olarak ne yapabiliriz kısmı beni ilgilendiriyordu. Şimdi diğer konuyla ilgili olarak şunu hemen belirteyim. Zaten bu aday adaylığı sürecinde bu konuyu düşünürken tabii biz direkt bunu da kendi kararımız olarak almadık. Sayın Başkanımız, Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgül Bey'i yakınında tanıyorsunuz. Çok mütevazi ve doğru düzgün bir insandır ve ekip ruhuyla çalışan bir insandır. Bu değerlendirmeyi yaparken şöyle dedi. Sanki benim yaptığım istihbaratlarda sizin milletvekili olabileceğiniz yönde. Biz bu yolu bir deneyelim inşallah. Ha, Mamak'la ilgili olarak belki bizim açımızdan sıkıntı olacaktır ama ben şuna inanıyorum dedi. Direkt başkanımızın sözüdür bu. Siz eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gider ve vekil olursanız, milletvekili olursanız, şuna biz inanıyoruz dedi. Siz sadece Tokatlıların değil, Mamakların da milletvekili olursunuz. Yani şöyle, şunu sözünü çok rahat verebilirim. Yani biraz önce söylediğiniz gibi Tokat'ımızın 600 küsür bin nüfusundan bahsediliyor. Ve bunun dışında dışarıda büyük bir Tokatlılarımız var ki bunu şöyle, hani zaman zaman tabii gündeme geliyor ama söylenmeden de olmuyor. Hani bunu zaman içerisinde İzmir'inden, İstanbul'undan, farklı bölgelerden, Tokat'ın dışında gelen hemşehrilerimiz zaten bunu bizimle ilgili olarak teyit ettiler tahmin ediyorum. O gönüllerinde o tahtı kurduk biz.
Dolayısıyla biz onların tüm işleriyle ilgili olarak söylediğiniz anlamda, mealde kesinlikle şundan emin olsunlar. Zaten bugüne kadar hep bunun içinde olduk, bunu yaptık. Bundan sonra da onları kucaklayıcı bir insan olarak, bir milletvekili olarak verirlerse, vermezlerse yine bulunduğumuz görevde başkanımızın yine güzel bir sözü oldu. Biz bu yolu bir deneyelim. Milletvekilliğimiz olur ya da olmaz. Olmazsa zaten Mamaklar sizi bağrına basmış, kucaklamış. Mamak da döner görevimize devam ederiz dedi. Biz de dönüp görevimize devam ederken yine şunu Tokatlılar bilsin. Adaylığından adaylığa geçemesek bile yine Tokatlılarla ilgili, Tokat'la ilgili olarak kalbi atan bir başkan yardımcıları olarak, bir hemşehriler olarak burada görevimize devam edeceğiz. Onların tüm işlerini görmeye devam edeceğiz. Konu şu, tabii biz yıllardır Ankara'dayız. Taşra görevimiz de oldu ama çoğunluğu burada geçti. Bürokrasiyi hakikaten sırf laf olsun diye söylemiyorum bunu Hüseyin Bey. Çok iyi tanıyoruz. Yani bir evrakın nereye gideceğini, nereden başlayacağını, kiminle, yani işte bir gönderelim de ya oradan bakalım, dolaşsın, gelsin, gitsin. Böyle bir şey yok. Biz kimden, bu yatırımın hangi birimden, hangi kurumdan, nereden çıkacağını, bunlara artık çok vakıfız. Bu tecrübeye sahibiz. Dolayısıyla da tahmin ediyorum ki Tokat'ımız bu anlamda çok şeyler kazanacaktır. Arkadaşlarımızın söylediği, sizin geldiğiniz o toplantıdan bahsettiniz. Orada da şudur, beraber bir ekibiz. Aşağı yukarı 6 yıldır beraber çalışıyoruz bu ekibimizle beraber. İşte zaman zaman toplantılarımız oluyor, konularımız oluyor. O konular içerisinde izliyorlar onlar da bizi. Bakıyorlar, ya Erdoğan abi hakikaten her söylediği nokta vurucu noktalar, hakikaten yaratıcı projeler. Dolayısıyla bunlar olmalı diyorlar ve o tabii biliyorsunuz, bir güven verdiğinizden itibaren bu sevgi otomatik olarak oluşuyor. Başkan yardımcısı arkadaşlarımızın da bu yöndeki teveccühü zaten hep öyle oldu. Dedi ki artık Erdoğan abi hakikaten yıllardır tecrübelidir, bizim abimizdir. Onun söylediği Mamak için doğrudur. Dolayısıyla biz de aynı kararı almamız gerekir diye çalışmalarımız bu yönde devam etti Hüseyin Bey. Sayın Başkanım, Tokat'ımız AK Parti ile alakalı şu anda pozitif anlamda. Siz AK Parti'den milletvekili adayıdaysınız. Tokat Merkez Belediye'miz Eyüp Eroğlu, ilçe belediye başkanlarımızla beraber şu anda AK Parti'ye çok ciddi anlamda destekli çalışıyorlar. Şu anda da Tokat'ımızın dediğiniz gibi 3 tane AK Parti'nin, ama Sayın Zeyit Aslan ve Sayın Şükrü Ayal'ın bu dönem 3. dönemden dolayı son dönemleri. Yani 3 dönemin ardından orada 2 tane bir boşluk var. Sayın Dilek Yüksel milletvekilimiz adaylığı ile alakalı müracaatını yaptı biliyorsunuz. Şimdi bakıldığı takdirde çok ciddi bir uyum var son dönemde 2014 30 Mart'tan itibaren. Bu uyumu milletvekili olduğunuz takdirde işte projeye, takibe ve de Tokat'ın kalkınması ile alakalı nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi tabii Tokat'ımız hakikaten bu dönem özellikle son yerel seçimlerden sonra malum tüm belediye başkanlıklarını partimizin aldığı, AK Parti'nin aldığı 12-0 yaptığı merkezle beraber çok bence şu anda en güçlü döneminde. Belki şu anda dağılımımız 3-1-1 gibi gözüküyor ama tahmin ediyorum ki yani belki kuvvetle muhtemel biz eğer iyi bir ekip, iyi bir aday adaylık sürecinin sonucunda adaylar belirlenirse tahmin ediyorum ki inşallah 5 tane milletvekilinin 4 tanesi AK Parti'mizin alması hayal olmasın. Buna bir kere bizi izleyen Tokatlı hemşehrilerimiz de lütfen inansınlar. Yani işte gördük AK Parti'mizin iktidara geldiği günden beri Türkiye'nin gelişmesine bir bakın. Bir de ondan önce koalisyon hükümetlerinin dönemindeki Türkiye'nin durumuna bakın. Tokat'ı da bunun bir mini örneği olarak görelim. Dolayısıyla daha güçlü 4 tane AK Parti'nin çıkaracağı milletvekiliyle beraber biraz önce söyledim. Hakikaten şunu yapmalı. Yani milletvekillerimiz amaç ne? Tokat. Tokat için bir şeyler yapabilmek. Tokat için yatırım getirebilmek. Tokat'ın problemlerini çözebilmek. Bu gücü A milletvekili getirmiş, B milletvekili getirmiş önemi var mı? Bana göre önemi yok. Çünkü kazananın Tokat olması lazım. Ortak amacın da, ortak paylarının da Tokat olması lazım. Öyleyse 4 tane milletvekilinin çok iyi bir uyum içerisinde eğer genel müdürlükler, müsteşarlar, bakanlıklar kapıları çalınırken inşallahu teala bu 4 milletvekiliyle beraber eğer o kapılar çalınırsa şuna inanın
Tokat için alamayacağımız hiçbir hizmet olmaz. Ama milletvekiller arasında çekişmeler olursa, sıkıntılar olursa, problemler olursa, dolayısıyla sen yaptın, ben yaptın gibi ufak tefek konular olursa bundan zarar gören Tokat olacaktır. Kısacası şunu kesinlikle söylüyorum. Şu olmalı. Milletvekillerimizle beraber bir ekip içinde olmalıyız. Ortak paydamız Tokat olmalı ve Tokat için yapılacak yatırımla ilgili olarak gerekirse o kamu kurumlarının kapılarında mevcut 3 olur ya da 4 olur. Gönlüm 4'ten yana ki sanki öyle gözüküyor inşallah. Çünkü bu dönem güçlü bir konumdayız. Milletvekillerimizin tamamıyla beraber bu uyum, bu ahenk sağlanırsa inanıyorum ki önümüzdeki dönemde Tokat'ımız çok şeyler kazanacaktır Hüseyin Bey. Sayın Başkanım, Tokat'ımızın 4T planını kamuoyuna biliyorsunuz 2011 seçimlerinde Sayın Milletvekilimiz Zeyt Aslan açıkladı. Daha sonra kamu Tokat'ımızda 4T ile alakalı çok ciddi anlamda planlar yapıldı, toplantılar yapıldı. Bugün Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlarımız 2015 yılında, 2016 yılında Tokat'ın tanıtımına, turizmine hazırlık dönemi ilan ettiler. Adeta bir seferberlik dönemi yaşıyor Tokat'ımız. Bununla alakalı üzülerek söylüyorum, Tokat merkezimizde ya da dışarıdan gelen insanların amatör ruhla çalıştıklarını, ben İstanbul'dayım biliyorsunuz son 2 yıldır, İstanbul'da rahatlıkla görüyorum. Tokat bizim olsun küçük olsun mantığı Tokat'ımızın bürokrasisinde çok çok malum. Yani hadi yapalım da işte kendi imkanlarımızla yapalım, hadi yapalım da işte şurada yapalım. Türkiye'yi ve dünyayı kucaklayacak bir Tokat tanıtımı, Tokat turizmi, sizin siyasi kişiliğinizle ve hatta Ankara'daki tecrübelerinizle ileriye nasıl taşınabilir? Çünkü Tokat'ımızda bu niyet var şu anda. Yer hazır. İşte Sulu Sokağı'yla Sebastopolis Sulu Saray'la Tokat merkezdeki Sulu Sokağımızda taşanımıza Tokat kalemiz bugün ben geçen gurur duydum. Hatta şu anda sayısında var. Türk Hava Yolları'nın dergisinde alıyorsunuz. İç kapak olarak yapılıyor. Tokat kalemizin işte Voyvoda, Kazıklı Voyvoda'nın orada yaşadığı, şu anda tünellerin yapıldığı ile alakalı çok mutlu oldum, gurur duydum bir Tokatlı olarak orada iç kapakta gördüğünüz zaman. Zile kalemizin Veni Vidi Vici'nin ta dünyasal anlamda, evrensel anlamda hitap ettiğini hepimiz biliyoruz. Doğal güzellikleri siz çok daha iyi biliyorsunuz. Zınav Gölü bugün keşfedilmeye bekleyen bir inci reşadiyemizde. Erbağımızda, Niksar'ımızda Bahç Çiftlik Yaylamız bugün kar turizmi ile alakalı çalışmalar yapılıyor, şükürler olsun. Bir ivme kazanıldı. Ama dediğimiz gibi ben toplantılar yapılıyor. Yapalım edelim deniliyor. İki adım öteye gidemiyoruz. Mehteran takımı gibiyiz şu anda Tokat'ımızda tanıtım ve turizmle alakalı. Siz Ankara'da yaşayan bir Tokatlı olarak turizm ve tanıtımla alakalı 2015-2016 evet hazırlıklar güzel ama hızlandırmak için neler yapılması lazım? Şimdi tabii Tokat'ımız hakikaten çok güzel. Tabii herkesin memleketi kendine güzeldir de Tokat'ımızın ayrı bir güzelliği var biliyorsunuz. Yani bir kere tarih dolu. Yani bunu hep söyleriz işte ya Tokat hakikaten tarih dolu ama Tokat'ta hangi tarih dolmuş? Neler yapılmış ya da neler yapılmalı? Tokat nasıl tanıtılmalı? Biraz önce söylediğiniz gibi konuşulmuş masada kalmış. Konuşulmuş masada kalmış. Halbuki dediğiniz gibi Tokat'ımızın bir turizm şehri olmalıydı bana göre şimdiden. Biliyorsunuz bir Ballıca Mağarası. Belki de bugün dünyanın en önemli ziyaret yerlerinden biri olmalı. Fakat kim geliyor? Belki en fazla Tokatlılar geliyor. İşte İstanbul'undan, İzmir'inden, ne bileyim ben diğer şehirlerinden Tokat'a giden insanlar izliyor. Yani bunu bu merkezleri işte kaleden bahsediyorsunuz. Kalemizle beraber. Ya bir kere şunu yapmalı bana göre. Bir havaalanı problemimiz var yıllardır süren. Yani bu sonuç itibariyle bence buradan başlanmalı ve enerjinin en büyük kısımlarından bir tanesi havaalanıyla başlamalı. Eğer turizmi açacaksak bölgemizi yani ulaşımı kolaylaştırmamız lazım. Yıllardır sürüyor işte Tokat'ın Doğu Karadeniz kapısı bir türlü yol, çevre yoluyla ilgili olarak yapıldı, yapılıyor, gidiyor, geliyor, ihale oldu, ihale olmadı, iptal oldu falan gibi bir sürü şeylerle zaman kaybedildi. Tabii buralardan başlamak lazım. Sonuç itibariyle işte Ankara'da bir örnek söylemek gerekirse işte bizim bu tarihi yerlerimize bir Hamamönü olayı var biliyorsunuz. Türkiye'nin bir gerçeği şu anda.
Dolayısıyla modeller çok önümüzde. Bu modelleri biz Tokat'a rahatlıkla uygulayabiliriz. Ha, burada şu var tabii. Bunun belki lokomotifi Sayın Belediye Başkanımız olacak. Eyüp Eroğlu olacak ki zaten kendisi hakikaten bu konuda çok enerjik bir insan. Çok da sevimli ve doğru düzgün bir insan. Bunun belki lokomotifi olacak ama onun elini gücünü kuvvetlendirecek insanlar da Tokatlıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu dönemde göndereceği birbirini seven, birbirini sayan ve Tokat aşkıyla yanan çok uyumlu. İşte bu üç ya da inşallah dört olur gönlümüzden geçen. Dört milletvekiliyle beraber bunlar tabii belediye bütçesiyle olacak şeyler değil Hüseyin Bey biliyorsunuz. Bunlar tamamen devlet bütçesiyle olacak şeyler. Devlet bütçesiyle ilgili kısmı da işte sayın hemşerilerimizin meclise götüreceği bu insanların kanalıyla bu söylediğimiz kısımlarla ilgili olarak tarımıyla ilgili olarak bir tarım cennetinden bahsediyoruz. Doğru mu? Yani bugün şu anda bizi hemşerilerimiz izleyecek inşallah. Yani Tokat tarımıyla meşhur diyoruz. Bir dönem domates para edecek diyorlar. Tüm çiftçilerimiz domates ekiyor. Domates tarlada çürüyor. Bir dönem efendime söyleyeyim soğan para edecek diyorlar. Tüm çiftçilerimiz soğan ekiyor, ellerinde çürüyor. Tabii bunu gidip gelip görüyoruz çünkü biz yani Tokat'ımızda içli dışlıyız. Ya bu da bizim canımızı yakıyor. Yani tarım hani toprağa ne eksen insan eksen insan biçilir diye bir halk arasında tabir var. Böyle bir topraklara sahibiz ama bunu bile daha biz becerememişiz. Çiftçilerimizin yüzünü bu anlamda güldürememişiz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum kısacası. Tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla ve çevre yollarıyla hatta hızlı treniyle beraber Allah'ın izniyle inşallah topyekün bir kalkınma diyelim bunun adına Tokat için. Gelecek milletvekillerimiz de bunu böyle kabul etsin lütfen. Belediye başkanıyla, belediye meclisiyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile uyumlu bir bunun adına topyekün Tokat kalkınması diyelim inşallah. Model olarak da Mamak modeli önümüzde zaten inşallah. Ben şuna inanıyorum. Mamak'ta yapmış olduğumuz yatırımların ve model olarak yapmış olduğumuz projelerin yarısını eğer biz önümüzdeki dönem için Tokat'a götürür de bunları harekete geçirebilirsek Tokat zaten layık olduğu yere gelmiş olacaktır diye düşünüyorum Hüseyin Bey. Sayın Başkanım hazırlıklarınızla alakalı detaylı bir şekilde sizi İstanbul stüdyomuzda detay detay soracağım. Tokat'la alakalı tarımı, turizmi, ulaşımı. Dün Sayın Ulaştırma Bakanımızla beraberdik biz. Kendisine direkt sordum. Zaten konu uçağımız nerede Sayın Bakan dedik. Tokat'ımızda da hafta sonu hafta sonu kongre var. Gelin lütfen dedik. Daha sonra Yalçın Akdoğan Beyefendi, Başbakan Yardımcısını bulduk. Yine ona da söyledik. Sayın Başkan dedik, Tokat'ımızın uçağı yok. Tokat'ımıza gelin, Tokatların sorunları var dedik. Sayın Başbakan'ın katıldığı bir toplantı, tabii ki Sayın Başbakan'a iletemedik bunları ama oradaki yardımcılara net bir şekilde iletmiş olduk. Sizler de birebir bunları biliyorsunuz. Özellikle Niksar, Akkuş, Ünye, Niksar'ın Tokat yoluyla alakalı evet projeler var, çalışmalar var. Uçağımızla alakalı çalışmalar var ama bu zamana kadar müjdeleri Tokat'ımıza çok ciddi anlamda veremedik. Ümit ediyorum ki sizin, diğer vekillerimizin beraber çalışmasıyla, toplu yürekler bir atmasıyla beraber Tokat'ımızın önümüzdeki dönemdeki sorunları bir bir çözülür diye düşünüyorum. Ben size başarılar diliyorum. İzleyicimiz sizin. Buyurun efendim. Ben ayrıca tekrar size Ankara'ya gelip bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm Tokatlı hemşehrilerimize, tüm ilçelerimizdeki merkezdeki hemşehrilerimize selam saygılarımı iletiyorum. Şunu geçen basın toplantısında da söyledim. Bizim Tokat insanı hakikaten devletini ve milletini seven bir insan ve son derece de kamu kurumlarında amirlerine ve memurlarına son derece saygı içerisinde olan bir insan. Yani hakikaten bu kadar hani kafasına vur ekmeğini al denilen bir insanlar. Dolayısıyla bu hemşerilerimizin hakikaten artık yüzlerinin gülme zamanıdır diye düşünüyorum. Kalkacak Almusun'dan, Reşadiyesi'nden, Niksar'ından, efendime söyleyeyim köylerinden kalkacak bir iş için, bir konu için, çözmek için millet meclisine geldiğinde bütün vekillerini görmeli. Bu onların hakları. Onlarla görüşmeliler, dertlerini anlatabilmeli. Sonuç itibariyle milletvekili her konuyu kesinlikle çözer ya da yapar anlamında bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama şu var. Hani niyet göstermeniz, o insanları odanızda almanız, karşılamanız,
O insanlara kucaklamanız, ama bunu sadece gönülden kucaklamanız, Tokatlı olduğunu hemşeri sevgisiyle kucaklamanız onların gönüllerini zaten abat edecektir. Ha, bunun yanında da zaten elimizden geldiği kadar işlerini çözmeliyiz. Ama çözülmeyecek işler de vardır. Ama şuna inanıyorum ben. Bir Tokatlı hemşerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde koridorlarda sıra beklemeksizin milletvekillerinin odasına rahatla girebildiklerinde, bir çayını içebildiklerinde, dertlerini anlattıklarında, işleri olsun ya da olmasın, inanıyorum ki onlar o mutlulukla, o şevkle, o Tokatlılığın mecliste sıcak karşılanmasıyla ilgili olarak, kısmıyla ilgili olarak zaten gönüllerini abat etmiş olacaksınız. Ama çözebilecek işlerin tamamını da yarım bırakmamalıyız ve çözmeliyiz. Ben bizi izleyen tüm Tokatlı hemşerilerime selam, saygı iletiyorum. Onları Allah'a emanet ediyorum. Eğer bizi vekil olarak gönderirlerse de onlara layık olacak bir vekil olacağımı şimdiden söz veriyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, sizin nazarınızda ben de Tokat'ımızda, Ankara'mızda, İstanbul'umuzda, İzmir'imizde bu yola çıkan, Tokat'a hizmet etmeye çalışan değerli adaylarımıza, aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Biz Kanlatmış Televizyon olarak dediğimiz gibi Erdoğan Kara'da farklı biliyoruz. Size de yürekten tebrik ediyorum. Kanlatmış Televizyon'u aday adaylığınız sürecinde, ümit ediyorum ki vekiliniz döneminde. Çünkü size biz inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Ümit ediyorum ki bu söyledikleriniz adaylık döneminizde ve daha sonra vekillik döneminizde hayata geçecektir. Tokat bakıldığı takdirde evet, herkesin memleketi var ama biz memleketimizi başka seviyoruz. Çünkü Tokat'tan dünyada bir tane. O bir taneye de gerekli değeri ilk başta siyasetçiler verecek, daha sonra Tokat'ta yaşayan kişiler. Ama en önemlisi de biz medya organları olarak da neyin doğru, neyin yanlış olduğunu değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Kanlatmış Televizyonu bugün hem TürkSat 4A uydusunda, HDSmart 212. kanalda, Tokat'ta, Karasal'da ve internet kanalıyla tüm dünyada izlenebiliyor. Şükürler olsun. Bu ekranı da Tokat'ımıza sizlerle beraber en güçlü bir şekilde hediye etmiş olacağız. Bu ekranda sizleri rahatlıkla taşımış olacağız. Başarılar diliyorum efendim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Ankara'dayız. Başkentimizdeyiz. İşin özü, başkentimizde biz çok rahatız. Çünkü burada çok değerli bürokratlarımız var, Tokatlılar var. İlk önce Ankara Valimiz Sayın Mehmet Kılıçlar, o olunca güvendeyiz. Daha sonra milletvekillerimiz var, sağ olsunlar. Ama en önemlisi, biz ne zaman kapısını çaldığımızda buyurun gelin diyen Mamak Belediye Başkan Yardımcımız Erdoğan Karada. Biz onun burada varlığından hep mutlu olduk, gurur duyduk. Şimdi Tokat'ımızın milletvekili adayı da olunca tabii ki gönül sevdiğiyle beraberdir. O geçmişte bizimleydi, bizler de şimdi kendisiyle beraberiz. Ümit ediyorum ki aday adaylık dönemi ve adaylık döneminde de Kanlatmış Televizyon'da sık sık Erdoğan Karada sizler izleyicilerimize aktarmış olacağız. Ben tüm milletvekili aday adaylarına başarılar dilerken Tokat'ımızın 2023-2071'de daha güzel, daha aydınlık, daha mutlu, ürettiğinin değerlendirdiği bir şehir olmasını arzu ediyorum. Kanlatmış Televizyonu dünyanın her tarafında sizlerle izleyicilerimizle olmaya devam edecek. Allah'a emanet olun efendim.